uluslararası olduğu bir kez daha bu vesileyle lanetlemiş olalım. Gerçekten emperyal güçler, Amerika olsun, İsrail olsun ve diğer Avrupa devletleri, Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ı bir komployla Türkiye'ye teslim ettiler. Bu vesileyle de Türkiye'ye tabii gardiyanlık görevini verdiler, gardiyanlık görevini biçtiler. Şimdi Sayın Abdullah Öcalan'ın hem duruş olarak, hem söylem olarak, hem geliştirdiği anlayış açısından baktığımız zaman, paradigma açısından baktığımız zaman bu devletler, bu zihniyetler, bu anlayışlar tabii ki Abdullah Öcalan'ı temsil ettiği halkı kendilerine bir tehdit olarak görürler ve bu komployu bu şekilde düzenlediler. Sözüm ona demokrasiden, insan haklarından bahseden ülkelerin tamamı söz konusu Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan olunca bütün ilkeleri ayaklar altına alabildiler, alıyorlar. Hala bu da devam ediyor. En son biliyorsunuz Sipit'i bir ziyareti oldu. Söz konusu raporunu açıklamış değil. Bütün bunlar aslında dediğim gibi bir şahsa yönelik olarak değil, Sayın Abdullah Öcalan'ın temsil ettiği halk, bu halkın vermiş olduğu özgürlük mücadelesi ve özgürlük mücadelesiyle birlikte tabii gelişen anlayış, fikir, tüm şu anda tüm Orta Doğu için aslında paradigma, anlayış, ideoloji açısından baktığımız zaman tüm Orta Doğu halkları ve tüm ezilen halklar açısından da umut olmuş durumda. Umudu büyüten bir anlayıştır. Emperyal, faşist, tekçi anlayışlara karşı aslında bir cevap, yani sadece söylemle değil, o söylemi pratiğe dönüştüren bir durum söz konusu olduğu için bu komployu gerçekleştirdiler. Ama Sayın Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda göstermiş olduğu duruş, göstermiş olduğu direnişle gerçekten bu komployu boşa çıkartmış durumda. Bir hamleyle, yani yeniden bir hamleyle Sayın Öcalan geliştirilen komployu boşa çıkarttı. Şu anda da zaten bildiğiniz gibi dünyanın dört bir tarafında da Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü olsun, fiziki özgürlüğü olsun, Sayın Abdullah Öcalan'ın düşünceleri ve fikirleri yaygınlaşarak büyümeye devam ediyor. Yıllardan beri, uzun yıllardır Orta Doğu coğrafyasına baktığımız zaman büyük devletlerin iştahını kabartan bir coğrafya olmuştur. Bu açıdan da sömürülmesi gereken, yani zenginlikler babında söylüyoruz, sömürülmesi gereken, kaynaklarının elde edilmesi gereken bir topraklar olarak görülmüştür. Hala da bu devam ediyor. Yani 3. Dünya Savaşı'nın başlangıç yeri de yine bildiğiniz gibi Körfez Savaşı ile birlikte Orta Doğu'dur. Bu savaş hala devam ediyor. Tabii yaygınlaşarak Orta Doğu'dan şu anda Ukrayna üzerinden biliyorsunuz gelişerek bu savaş devam ediyor. Tabii bu zenginliklerdir. Yani Sayın Öcalan Kürt halkı için değil, sadece Kürt halkı için değil. Az önce de belirttiğimiz gibi tüm halklar için aslında nasıl bir yaşam olması gerektiği, yani insanların farklı halklardan, etnisitelerden olsalar da, farklı inançlardan olsalar da ki Orta Doğu coğrafyası bu açıdan da çok zengin bir coğrafya, farklılıkları açısından da zengin bir coğrafya. Kendi kimlikleri ve kendi inançlarıyla özgür bir şekilde yaşamayı önlerine koydu. Bu fikri geliştirdi, bu fikriyatı geliştirdi. Bu tabii ki zenginleşen, özgürleşen Orta Doğu'daki halklar o topraklardaki, o coğrafyadaki zenginlikleri de eşit bir şekilde paylaşma imkanını bulacaklar. Tabii ki bu da ABD, Amerika için bir tehdittir. Geleceği için bir tehdittir. Bir büyük bir sömürge alanından, eğer bu özgürlük fikri gelişmiş olsa bu sömürge alanından mahrum kalacak. Dolayısıyla bu çerçevede Orta Doğu projesi de, Büyük Orta Doğu projesi de bundan kaynaklı olarak bu projeyi geliştirerek farklı, yani bir makyaj yaparak o şekilde tekrar o zenginlikleri sömürmek, halkları sömürmek, halkları birbirine kırdırmak, farklı inançları birbirine kırdırmak üzerinden kukla yönetimler, kukla devleti idare eden kukla kesimler vasıtasıyla bunu gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Hala da devam ediyor. Bu açıdan da baktığımızda tabii ki Kürt halkı ve tabii ki Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ı kendilerine büyük bir tehdit olarak gördüler, görüyorlar. Bugün tecrit bu kadar ağır bir şekilde devam ediyorsa da bir rejim, İmralı rejimi bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın şahsında uygulanıyorsa da bunun bütün sebebi kökeninde tabii ki bu sömürgeci güçlerin bu fikirlerden, bu düşünceden korkularını ortaya gösteriyor. Korkularını net bir şekilde bizlere göstermiş oldu. Tabii savaş yoğunlaşarak az önce de belirttiğimiz gibi Sayın Öcalan'ın tespitleri de var. Yani sadece Orta Doğu'yla değil, gerek Rusya, Çin, Hindistan bir tarafta, Amerika ve diğer Batı ülkeleri bir tarafta, sonuçta hegemonik güçlerdir. Bir güç paylaşımına tekrar gidileceğini, bu savaşın yaygınlaşabileceğini de öngörmüştü ki zaten bugün bunları yaşıyoruz.
Dolayısıyla bunlar devam ediyor. Bugün nükleer silahlanma noktasında birbirini tehdit eder duruma gelmiş devletler, özellikle Rusya, Amerika'ya karşı veya diğer Batı devletlerine karşı. Sonuç böyle dediğim gibi bu hegemonyadır, güç savaşıdır. Kimin daha güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymak adına yeniden bir paylaşım durumu söz konusu. Yani kimin elinde ne varsa elindekilerini güçlendirerek, daha da sömürü düzenini güçlendirerek devam etmek istiyorlar. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi sistem tıkanmış durumda. Şu anda kapitalist sistemi olsun ciddi anlamda büyük bir kriz içerisinde. Hem Amerika olsun hem Avrupa ülkelerine de baktığımız zaman enflasyonun yükselişi, ekonomik durumlarına da baktığımız zaman bu sistem artık yürüyemiyor, yürümüyor. Dolayısıyla bu yürümediği zaman da sizin de bildiğiniz gibi savaşlarla bu sistemi yürütebilmek için savaş çıkarttılar. Birinci Dünya Savaşı olsun, İkinci Dünya Savaşı olsun. Tabii ki Üçüncü Dünya Savaşı da devam eden Üçüncü Dünya Savaşı da buna paralel olarak hala da devam ediyor zaten. Bu da dediğim gibi var olan sistemlerini, sömürü düzenini güçlü bir şekilde devam ettirebilmek adına savaşa tekrar başvurdular. Tabii Türkiye aslında bu savaşın hem güneyin işgali durumu söz konusu olsun, hem Rojava durumunda baktığımız zaman evet gerçekten Türkiye 7 yıldan beri son 7 yıllık süreci biz değerlendiriyoruz. Savaşı Kürtlere karşı savaşı ağırlaştırarak bugüne kadar da devam ettiriyor. Biliyorsunuz basına da defalarca yansıdı. Kimyasal silahlardan tutun nükleer silah, taktik nitelikteki nükleer silahların kullanımına kadar bugün Kürdistan coğrafyasına karşı bütün bu suçlar, insanlığa karşı suçlar işleniyor. Türkiye'de bunun sonuçlarını da yaşıyoruz. Yani en barizi ekonomidir. Yine ekonomiden örnek verebiliriz. Bugün ekonomi bu durumdaysa kimse sebebini başka bir yerde aramasın. Kürt'e düşmanlıktır. Kürt'e karşı savaşla bitireceğim anlayışıdır. Ve bu anlayışını Türkiye'ye getirdiği noktadır. Çözüm olmadı. Hiçbir zaman tarihe de baktığımız zaman çözüm olmadı, olmayacak da. Dolayısıyla evet barıştır, onurlu bir barıştır. Onurlu bir barışın yolu da yine sizin vesilenizle tekrar etmiş olalım. Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan, yani anahtar Sayın Abdullah Öcalan'ın demokrasiye açılan kapının anahtarı da, özgürlüğe açılan kapının anahtarı da gelecek, yani aydınlık bir Türkiye, aydınlık bir geleceğin kapısının anahtarı da Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın elindedir. Yol budur, çare budur. Eğer bu şekilde devam ettirilirse, yani Türkiye bu şekilde devam ederse, Türkiye'den bahsetmeme imkanımız bile ileriki dönemlerde söz konusu olabilir. Bir Sri Lanka örneğini yaşayabilir Türkiye ki şu andaki gözlemlerimiz de onu ortaya koyuyor. Dolayısıyla çare dediğimiz gibi müzakere, diyalog ve tabii ki Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğüdür. Çözümsüzlük de esrardır. Bakınız. Savaşı derinleştirmektir. Yani Kürt Halk Önderi bir sesi duyulduğu zaman ya da bir söz söylediği zaman tüm Türkiye üzerine, hatta şu anda Orta Doğu coğrafyası üzerinde etkide bulunabilecek bir liderdir. Dolayısıyla bu sesi kısmaya çalışıyorlar. Evet tecrit ağırlaştırılıyor, doğru. Ama şu sadece tecrit boyutuyla değil, bir de direniş boyutunu da görmek gerekiyor. Gerçekten orada tarihi bir direniş, Sayın Öcalan tarihi bir direniş bu sisteme, bu anlayışa karşı tarihi bir direniş gösteriyor. Ve bu direnişin neticesindedir ki dediğimiz gibi hem komployla bağlantılı olarak boşa çıkartan da bu, devam ettirmek istenen komployu boşa çıkartan da bu direniştir. Bu direniş, bu duruştur. Bu duruş da tabii ki Kürt halkı açısından çok önemli. Kürt halkı şunun bilincine, sonuç itibariyle gösterilen bu direniş kendi özgürlüğü içindir. Kendi geleceği içindir, kendi yarınları içindir. Tercihi ağırlaştırmaların bu kadar ağırlaştı, bu haber anlamamasının sebebi de dediğimiz gibi kendi şartlarını ve koşullarını, yani kendilerince, kendi akıllarında bir tane bir çözüm var, bir planları var. Bu planı Sayın Öcalan'a kabul ettirmeye çalışıyorlar. Tabii bunu kabul etmeme noktasında bir duruş ve direnişten bahsediyoruz. Yani böyle bir teslim alınmış bir Kürt'ü dayatıyorlar. Sayın Öcalan da özgür bir Kürt'e direniyor ve bu direnişi göstermeye de devam ediyor. Yani teslimiyetle özgürlük arasında tabii ki direnişle özgürlük Sayın Abdullah Öcalan şahsında şu anda İmralı'da devam ediyor. Tercihinin ağırlaştırılmasının sebebi de budur. Yani istedikleri bir Kürt'ü kabul ettiremedikleri için bu tercihi ağır bir şekilde devam ettiriyorlar. Tabii bunu kabul edilemez.
Bu sadece dediğimiz gibi bir şahsiyete yönelik değil, Kürt halkına yönelik uygulanan bir tecrittir. Türkiye'de demokrasi, özgürlüğü, demokratik bir Türkiye'yi, cumhuriyeti isteyen tüm kesimlere yönelik bir tecrittir ve kabul edilmemesi gerekiyor. Ne hukuki boyutuyla zaten olmaması gereken bir şey, işkencedir. İnsan haklarının dediğimiz gibi, AİHM'den bahsediyoruz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden bahsediyoruz. Bu konuda Birleşmiş Milletler'in yine sözleşmeleri var, anlaşmaları var. Tüm bunlara baktığımız zaman iç hukuka bile bu tür bir yaklaşımın gösterilmemesi gerekiyor. Ama dediğimiz gibi sömürgeci devletler, emperyal devletler konuşmaya gelince insan haklarından bahsederler, demokrasiden bahsederler, özgürlükten bahsederler. Söz konusu İmralı Adası olunca, söz konusu Sayın Öcalan olunca bütün bu değerleri ayaklar altına alabiliyorlar. Bu da gerçek yüzlerini tüm topluma, tüm halklara göstermiş oluyor. İmralı'da belirttiğimiz gibi Sayın Öcalan'ın göstermiş olduğu direnişe denk bir direnişle, sadece Kürtler açısından da demiyorum, bu çözümsüzlükte, savaşta ısrar tabii tecritle başladı. Yine bunu söylüyoruz, ağırlaştırılmasıyla birlikte başladı. Direkt sebep-sonuç ilişkisi olarak görmek gerekiyor. Tüm Türkiye halkları aslında bu konuda fikir, düşünce, farklı fikir ve düşüncelere sahip olabilirler. Bu konuda biz bir engel görmüyoruz ama şu aslında prensip, yani ilkeli bir şekilde davranılması gerekir. Şimdi siz hukuktan bahsediyorsanız, hukukun üstünlüğünü savunuyorsanız hukukunuzu uygulayacaksınız. Siz savaşı istemiyorsanız eğer, savaşın derinleşmesini istemiyorsanız, bu savaşı Kürtleri bahane ederek hepinize zulüm uygulayan şu andaki iktidar faşist anlayışa dur demek istiyorsanız tabii ki bu teclisin kaldırılması gerekiyor. Sayın Öcalan'ın artık kaldırılmasıyla da değil, Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün gerçekleşmesi gerekiyor ki tarihi rol ve misyonunu oynayabilsin. Bunun her kesimin dediğim gibi tekrarlamış olayım, her kesimin sadece Kürtlerin değil bu konuda bir duruş sergilemesi gerekiyor. Bu konuda sesini yükseltmesi gerekiyor. Bu şekilde biz eğer o tecrübeyi kırarsak hep birlikte, tabii aydınlık dediğimiz aydınlık Türkiye'yi de hep beraber inşa edebiliriz.